Evet, devam ediyoruz. Tabii ki videoyu durdurduğum için tekrar başlamak zorunda kaldım. Aynı şekilde. Bugün dünyanın da en büyük bankalarından biri sayılan Arap Bank, Filistinli bir ailenin her yerde şubeleri var. Güney Kıbrıs'ta dahil. İyi araştırın, göreceksiniz. 1948'li yıllarda Körfez ülkelerinde pek bir şey yoktu. Sadece petrol vardı. Bizde ise eğitim, deneyim ve diploma vardı. Kendimiz var olmaya çalıştıkça Ürdün'ü de var ettik, geliştirdik. Filistinliler geldikten sonra Ürdün oldu. Bugün kültür bakımından Filistinliler dünyada 10. 11. sırada. Parlamentoda her zaman seçilen temsilcilerimiz var. Bakanlık yapan Filistinli çok. Kraliçemiz Filistinli. 1967 göçüyle Kuveyt'e göç etti. Babası doktordu. Kuveyt Savaşı'ndan sonra buraya göç ettiler. Bir bankada çalışıyordu. Kral kendini gördü, beğendi ve evlendiler. Bizim öykümüzün özü bu. Ama ne öz, öyle değil mi? Hala sürgünde, mülteci kamplarında ya da işgal altındaki topraklarda, hala sessiz ve karanlık gecelerde, Şeria Nehri'nin kıyısında, sürgündeki ya da mülteci kamplarındaki ailelerini bırakıp savaşmaya giden 15-20 yaşındaki delikanlıların sessizce nehri geçip eğilip toprağı, uğruna ölmeyen dişlikleri, kutsal toprağı öpmeleri, sonra da Şeria'nın batı yakasında Filistin yurdunun bu kısmında dalgalanan güzelim bayraklı tepelerin arasında kaybolmaları, bir daha geri dönmeyeceklerini bile bile o kutsal andın peşinden gitmeleri. Ve toprak. Burada adına kutsal dense de dünyanın her yerinde olduğu gibi işte o bilinen toprak ve toprak dendiği zaman yedisinden tutun da 77'sine de o toprağı öpmek için parçalanmayı göze almış. Böylesi gözü pek insanların varlığından artık bütün dünya haberdar ve tanıdık ve saygılı. Tanrı şahittir ve biz de tanık olduk. Aradan 63 yıl geçti. Modern dünyanın en uzun ve halen devam eden ve acımasız işgali karşısında. Çoluk çocuk, bütün bir halk toprağı öperek kutsamaya devam ediyor. Bütün dünyanın gözleri önünde her gün yeniden ölüyorlar ve her gün yeniden doğuyorlar. Maalesef. Hele bilhassa bu yıl içerisinde İsraillilerin yaptıkları toplu katliam ve resmen Filistinlileri tüketmeye yönelik savaşlar, çocukları, kadınları yok etmeleri, bir soykırım hepimizi üzüyor. Bütün dünyada buna maalesef seyirci kalıyor. Çünkü paranın gücü. Hiçbir şey yapamamak da çok kötü. Uzaktan izlemek de çok kötü. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ne diyelim? Evet. Ve devam ediyoruz. Ölümün ötesinde bir sınav. Zor bir sınavdı göğüslendiğimiz. Onca hasretin, acının, yokluğun, umutsuzluğun tanıklığı ve ölümden beter, ölümün de ötesinde bir sınav. Onca yokluk ve yoksulluğun giderek daha da büyüdüğü ve kör düğüme dönüştüğü bir sınav. Birbirine dolanan ve kör düğümleşen iki ucun, Kıbrıs ve Filistin'in belki bu konuda ilk kez bu kadar yaklaştığı, ilk kez hiç küllenmemiş bir ateşin böylesine çıplak elle ve yürekle avuçlanması. O yüzden çok çok yakıcı oldu, çok çok acılı oldu. Hem onlar hem de bizim için. Ve sanırım bu ateş yanmayı başta kendini yakarak yakmayı sürdürecek. Yıllardır sürdürdüğü gibi. İlk kez bu denli somutlaştı. Belki de yine gitmemiz gerekecek aslında ve belki devletimizin bu konuya el atması, oralarda ve burada bir büro ya da uygun bir merkez açarak bu kopuk iletişimi sağlaması, başlatması gerekiyor. Evet, gerekiyor çünkü bu inanılmayacak bir insanlık dramı. Bir de ve en önemlisi bizim Kıbrıs'ta Türkler olarak yıllardır derinden zonklayan bu sorunla, yarayla yüzleşip o cerrahatin akıp gitmesini sağlamalı ve derin bir soluk alarak artık hayatta çok azı kalmış bu kadınlarımızla, ama daha da ötesi buradaki ve oradaki akrabalarının arasında bir iletişim, insancıl bir köprü kurulmasına yardımcı olmalıyız.
İlk adım olarak biz sanırım elimizden gelenin ötesini zorladık. Ama yine de götürdüğümüz bazı adresler ve telefon numaralarına ulaştığımız halde onlardan gelen isteksizlik, hatta önce bizimle konuştukları halde daha sonra en azından bizim çözemediğimiz nedenlerden dolayı yanlış numara bir daha aramayın lütfen ve bunun gibi durumlarla da karşılaştık. Tabii ki umutsuzluk ve yılgınlık bize göre değil. Özellikle de bu konuda Amman'da hayli sağlıklı ilişkileri olan ve kendileri de yardım konusunda gönüllü olan çok iyi iki insan, Emel ve İhsan Muharep gibi bir ekibimiz. Daha da ötesi, orada tanıdığımız ve daha fazlasını yapmaya hazır Kıbrıslı torunlarımız var iken. Bu konuda öğrendiğimiz ne varsa sizlerle konuya ilgi duyan herkeste paylaşmak istediğim birkaç olayı daha eklemek istiyorum. Yeniceköy'den Hatice Halil İbrahim, annesinin ismi Hafize. Hatice 1920-21 doğumlu. 1933'te verilmiş Araplara. 12-13 yaşında kendi hiç istememiş bu evliliği. Hatta kaçmış evden ama babası çatallı değnekle döve döve vermiş onu 12 yaşında. Hiç bilmediği bir adama ve kültüre gelinge olarak. Kocası Arap 2 sene sonra getirmiş buraya çocuğu olmaz diye. Ama meğer daha aylık halini görmediği için çocuğu olmazmış. Aylık halini görünce Arap onu alıp gitmiş. 1945'e kadar da hiç gelmemiş. 3 çocuğu olmuş. Kıbrıs'ı, yurdunu, ailesini çok özlediği için devamlı ağlarmış. Nihayet kocası 1945'te gider de dönmez diye 3 çocuğundan birini rehin bırakmış ve öyle göndermiş kendisini Kıbrıs'a. Buradakiler Hatice'nin ya oğlu ya da torunu diyorlar. Savaşta 2 gözünü kaybetmiş. Araya araya teyzesini bulmuş Londra'da. Telefonda 2 kız kardeşi görüştürmüş. Hatice yıllarca kullanamadığı Türkçesini unutmuş. Bir de o kadar yıl sonra kız kardeşini telefonda bulunca sadece "Ben Hatice, ben Hatice, ben Hatice" diye tekrarlayıp durmuş bir tik gibi. Arkasını hiç getiremeden, yüreğindekilerini hiç dökemeden sadece "Ben Hatice" ve o kadar. "Ben Hatice, ben kahır, ben acı, ben biz." Sadece bu kadar. Koskoca bir hayatın acılı öyküsünün özeti gibi. Handan Soyalan'ın anlattıkları. Kıbrıs'ta röportajını yapıp telefon da alıp orada iletişim kurduğumuz ama daha sonra "yanlış numara, bir daha aramayın lütfen" diyerek görüşme yolunu kapatan bir ailenin buradaki fertlerinden biriyle Handan Soyalan'la yaptığımız röportajı da veriyorum. Araplara ilk verilen Handan'ın büyük teyzesi Sultan Mehmet Ali Kutrafalı. O köyden başkaları da satılmış Araplara. Filistinli damat adayları simsarlarla gider, görür, beğenir ve alırlarmış kızları. Sultanı da görüp beğenmişler ve istemişler. Aile vermiş, nikah kıyılmış ve evlenip Amman'a gitmişler. Tabii ki daha önce de belirttiğim gibi nikah dedikleri, yaşları küçük bunlar kız çocukları, sadece dini bir nikah. Yani resmi nikah yok. Ve yani ne acıdır ki yıl 2024'e geldik. Burada da bazı Türk olduğu halde kapalı ama çeşitli inanışlara göre İslam'ı değişik yönlerde yaşayan birçok Lübnanlı, Somalili ve Türkler genç kızlara aynı şekilde baskı yapıyorlar. Ayrıyeten örtünme neyse de peçe taktırıyorlar ve maalesef resmi nikah yapmıyorlar. Sadece dini nikah kıyıyorlar. Yani o dini nikah dilin ucunda 3 kere "boş ol, boş ol, boş ol" dediği zaman o genç kızlar orta yerde kalıyorlar. Gerçi biz Avustralya'dayız. Çok medeni bir ülke. Fakat onların yetiştirilme tarzlarından baskı altında oldukları için seslerini çıkaramıyorum. Birçok kişi var bu durumda. Ne kadar acı. Devam ediyorum.
Sultanı görüp beğenmişler ve istemişler, aile vermiş. Nikah kıyalım. Evlenip Amman'a gitmişler. Gerisini Handan'dan dinleyelim. Sultan isminin manasından dolayı orada değiştirmişler adını ve Zekiye olmuş. Kıbrıs'a ilk defa 1981'de çocukları getirmiş kendisini. O güne kadar ne buradakilerin ondan ne de onun buradakilerden haberi vardı. Orada iki kızı, üç oğlu olmuş. Hişam, Nefise ve Yusuf. Muhammed ve bir kız, onun adını unuttum diyor yazan. Oğlu Haşim okuyup gazeteci olunca ben sana aileni bulacağım diye annesine büyük bir umut aşılamış. Onca sene sonra Hişam paralıydı. Gazeteci olarak dünyadan haberi vardı ama ailesi fakirdi. Hişam 10 Ekim 1981'de annesi ve kız kardeşini de alıp Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünden haberi olmadığı için Güney Kıbrıs'a gelmişler. Durumu öğrenince barış gücünden yardım istemişler kuzeye geçebilmek için. Barış gücünün tüm çabalarına karşı sadece Hişam'a izin çıkmış gazeteci olduğu için. Ay Allah'ım, bu kadar olur. Hişam kuzeye geçer ve Halkın Sesi gazetesine bir ilan verir. Annesinin akrabalarını arıyor diye. İlan çok etkili olur ve birileri aileye durumu bildirir ve ilk kez Letra Palas'ta buluşurlar. Letra Palas, Lefkoşa'da sınırda kalan eski bir bina. Buluşmalar oluyor, işte görüşmeler oluyor. Sınır oradan güney bölgesine geçiş oluyor. Barikat dediğimiz yerler var belirli yerlerinde Kıbrıs'ın, Lefkoşa'nın da. Ve o barikatlardan geçerken Türk zaptiyes polis veya görevlilerine isim yazdırılır, kimlik numarası verilir, geçiş saatleri bildirilir. Hala bugün serbest olmasına rağmen eğer geri gelinmediği takdirde o kişilerin araştırması yapılması için ve sınırı geçtikten sonra bir de Rumların kendi barikatları var. Orada da kimlik soruşturması yapılarak sadece Kıbrıslı vatandaşlara izin verilir Rum tarafına geçilmesi için. Türkiye kökenlilerine izin vermiyorlar. Onlar hakkında da şikayet ediyorlar. İşte bunlar işgalcidirler falan filan gibisinden. Neyse, ben çok detaya girmeyeyim. En iyisi kitaba devam edeyim. Sonra da bir büyükelçi aracılığıyla ve bizim hükümetin katkısı ve izniyle her gün kuzeye 4 saatliğine geçip aileleriyle buluşup güneye geçerler. Burada aileleriyle tanışmak müthiş heyecanlı bir olaydır. Yalnız anne babaları için çok geçtir. Çünkü onlar ölmüşlerdir. Bir hafta çok sıcak buluşmalar devam etti. Sonra onlar ayrıldı ve ilişki mektuplaşmalarla sürdü. Sonra tekrar geldiler 1982'de. Sultan Deyze kocasıyla, Hişam eşi ve 3 çocuğuyla. Gene Rum tarafından geldiler. İstanbul'dan işlemleri göze alamadıkları için ve Hişam vasıtasıyla gene kuzeye izinli gidip geldiler. Nasıl anlaşıyorlardı? Onlar Arapça konuşuyorlardı. Sadece Hişam ve Nefise İngilizce bildiği için onlar İngilizceye çeviriyorlardı bizimkilere. Ben o zaman ilkokuldaydım. O günlere dair herhangi bir anı kaldı mı belleğinde? Tabii ki kaldı. Trajik ve acı bir film. Kıyafetleri çok tuhafımıza giderdi. Nefise normal bizim gibi giyinirdi. Ama annesi upuzun bir elbise, başı bağlı. Baba da dışarıda normal kıyafet ama yalnızca evde uzun entari gibi bir elbise giyerdi. Ayrılmamız gene çok acı oldu. Hişam, ben bunun peşini bırakmayacağım. Her yıl geleceğiz ama siz de gelin görün çünkü herkesi buraya taşıyamayız dedi. Hişam çok iyiydi. Bazı örf ve adetleri Türkiyeliler gibiydi. Büyük olan bütün aileye bakardı. Onlarda da başlık parası vardı. Kızlar belki isteklerini sıralarlardı ve o yerine getirilince evlilik olurdu. O yüzden çok geç evlenirdi oradaki kızlar. Annem babam da gitti onları ziyarete. 15 gün kalıp geldiler. Sonra teyzemler her birkaç yılda bir geldiler. Orada bir aile bağları gerçekten çok güçlüdür. Mesela Hişam kapılar
Açılınca da geldiğinde annesinin köyüne gitti. Toprak aldı ve dönüşte mezarına koydu. Annesi 1989'da öldü ama Hişam ve baba gelmeye devam ettiler. Baba ölünce de Hişam gelmeyi sürdürdü. Hişam Temmuz 2007'de yine buradaydı. 2008'in Ocağında öldü. Oğulları bize haber verdi. Son 2007'de geldiğinde sanki bilirmiş gibi, biz öleceğiz. Siz aile bağlarını iyi bilin. Hepimizin çocukları, hatta torunları oldu. Çocuklar birbirini görsün, tanısın demişti. O Kıbrıs'ı çok severdi. Hatta buradan Atatürk çiçeği götürüp bahçesine ekmişti. Sorana Kıbrıs çiçeğidir diyormuş sevinçle. Hişam'ın oğlu Türkiye'de öğretim görevlisiydi. Davide birkaç kez gelip konferans verdi. Hişam'ın çocukları çok zekiydi. Türkiye'de okutmuştu çocuklarını. Kızı İngilizce okumuş, evlenmiş, bir sürü çocuk yapmış. Orada bir sürü çocuk yapıyorlar. Cenazesine gitmişler mi? Hayır, gidemedik. Çünkü 3-4 gün sonra haber verdiler. Hişam'ın karısı da kanserden ölmüş genç yaşta. O yüzden onlar 3 çocukta kalmışlar. 2 oğlan, 1 kız. Bize her geldiğinde 2-3 çocuk hiç çocuktur. 5-6 tane doğurun derdi. Ondan sonra Nafiye abla, kız kardeşinin kızı, aradı ama ulaşamadı. Şimdi ise her şey tamamen koptu. İlişkimiz kesildi. Çünkü güçlü bağ Hişam'la. Hişam hep söylerdi, bu bağı kopartmayalım diye. Kız kardeşi Nefise hemşireydi ve çok çalışıyordu. Bir sürü de çocuğu varmış. Eve gelecek, yemek, ev işi yapacak. Onun vakti yok birilerini arasın. Eh, bizde de durum aynı. Herkesin çok işi var, vakti yok birilerini aramaya. Bizde de bir tapu sorunu var. Büyükler hep ölmüş. Şimdi çocuklar bir araya gelip de imza verip mirası bölüşemiyorlar. Olan olduğu gibi kaldı öylesine. Bir başka olay, İngiltere'de yaşayan öğrencim Feridun Şakir'den geldi. Sözü ona veriyorum. Bu bilgileri annemden ve onun amca kızı Behice abladan aldım. Aynen aktarıyorum. İsmim Hatice İbrahim Layıbbi. Babamın ismi İbrahim Yusuf Üçokka. Allah Allah, Üçokka. Babam 1945'te vefat etti. Aslen Lefkoşa kazasına bağlı Luricina Akıncılar köyündenim. Hatice İbrahim Layıbbi. Babasının ismi İbrahim Yusuf Üçokka. Akıncılar köyündenim. 14 çocuğu olan fakir bir ailenin en küçüğüyüm. Annemden ve etraftan duyduğum kadarıyla ablamı rahmetli babam 1934-1940'larda 6 liraya satmış. Ablamın ismi Sıddıga idi. Henüz 14 yaşındaydı. Aynı zamanda Lefkoşa Selimiye Camisi'nin hocası Ahmet Gürses'in ablasını da satmışlar. Hatırladığım kadarıyla ismi Hediye'ydi. Aynı zamanda bizim köyden Araplara birkaç tane daha kız satmışlar. Ben ablamı hiç görmemiştim çünkü ben o zaman daha doğmamıştım. Ablam 1959'da eniştemle birlikte gelmişlerdi. Kızım Esen'i besleme olarak almak istemişti eniştem. Amman Ürdün'de gümrük memuruydu. 1959'dan sonra hiçbirini görmedim. Sağ mı ölü mü olduklarını bilemiyorum, bilemiyorum. Geleli onca gün geçti. Onları dinledikçe, tanıdıkça o çıplak üşümelerim azalacağını arttı, artıyor. Dün bir arkadaş bir şarkı söyledi telefonda. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Ağlıyor musun dedi. Bilmiyorum. Sadece üşüyorum. Çok çok üşüyorum dedim. Keşke gitmeseydin dedi. Hayır, hayır, bin kere hayır.
keşke gitmeseydim, keşke hiç görmeseydim diyemiyorum, diyemem. Ama keşke bunlar hiç olmasa, hiç yaşanmasaydı. Çünkü sadece aklım değil, yüreğimin bir parçası da oralarda kaldı. Onları merak ediyorum, hep edeceğim de. Çünkü yarım yüzyılı aşkın yazın hayatımda şahit olduğum onca ölüm, acı ve zulüm yanında ben böylesini hiç görmedim, yaşamadım. Yalnızlık, acı ve umutsuzluk. Dünyalarını öylesine doldurmuş ki unutmuşlar sevmeyi, umut etmeyi ve sevilmeyi. Oysa sevmek ve sevilmek doyasıya, işte hayatın esas kökü olan bu iki edim hiç yeşermemiş onların yüreğinde. Hep kara dikenler boyatıp durmuş. Gerçekten okurken bile duygulanmamak, hissetmemek, üzülmemek elde değil. Bilhassa ben de gurbette yaşıyorum. 18 yaşında savaştan sonra, 74 savaşından sonra geldim. Ve ara sıra Kıbrıs'a gittiğim halde ve hayatımın büyük bölümünü bu memlekette geçirdiğim halde Kıbrıs'ın yeri yüreğimde bambaşka. Özlüyorum. Rüyalarıma geliyor. Oradaki akrabalarımla şu andaki teknoloji o kadar güzel ki görüntülü görüşsek de o özlemin yerini hiçbir şey almıyor. Kaldı ki çocuk yaşta hiç bilmedikleri bir kültüre, hiç tanımadıkları bir insanla ve yıllarca ailelerinden koparak acı içerisinde yaşadıkları Arap memleketlerinde savaştan kaçıp göç edip köklerini kaybettikleri, yıllar sonra görüşseler de bir yabancı gibi haklarını kaybettikleri, anne baba Kıbrıs'ta ölmüş, miras kalmış, o mirastan onlara da pay düşecek ama maalesef ki alamayanlar oldu. Ve şu anda da birçoğu öldü zaten. Ama onlardan doğan çocuklar ve Kıbrıs'taki kökleri, aralarında duvarlar, mesafeler, birbirlerini tanımayan birçok insan. Ne kadar acı bir şey. Neyse, devam ediyoruz. Döndüğüm zaman neredeyse 20-25 güne yakın başlayamadım yazmaya, diyor yazarımız. At kağıdın üstüne sadece kısacık bir cümle yazıp 3 noktanın ötesini getiremedim. Ürdün'deydim. Kızlarımızın peşinde gittim. Gördüm ve öldüm, diye yazmış. Konu hala benim için aynı duyarlılıkta sürdürüyor kendini. Gördüklerim, duyduklarım, paylaştıklarım dayanılır gibi değil, korkunç bir acı. Hala kafamda aynı şeyler dönüp duruyor. Onları sattık, gönderdik ve unuttuk. Sahi nedir unutmak? Hele de böylesi acımasızca unutmak. Yoksa bilinçli bir seçim midir bu? İçimizi müthiş acıttığı halde unutmak. İşimiz öyle geldiği için. Ama bir düşünün başka neleri neleri unuttuğumuzu ve unuttukça ne kadar azaldığımızı, tükendiğimizi ve yoksullaştığımızı. Ve yine unuttuk ki bir toplumun sağlıklı bir toplum olabilmesi için öncelikle kendi değer yargılarını ve manevi değerlerini, onu var eden kültürünü unutmaması gerek, bu şart. Çünkü ve hele de bunları gelecek nesillerin belleğine işleyemezse sadece topluluk olur, insan kargaşası olur. O kadar. Ne kadar güzel demiş yazarımız. Düşünebiliyor musunuz? Lütfen düşünün. Birkaç ay, hatta yıl, hatta yarım asır değil. Bazılarınca 70-80 yıl geçmiş aradan. Bizim için ne kadar kolay değil mi? Verdik ve unuttuk. Bacak kadar çocuklardılar verdiğimizde. Kimileri daha ay halini görmemiş. Yani regl olmamış. Bedeni gelişmemiş. Ağaçlarda oynarken, ip atlarken bir dolu yağmur, bir dolu boran, bir dolu yaz ki çocuk çoğunun toplamı. Kimisinin koca dayağından, kimisinin ana baba kardeş, memleket özleminden, dinmeyen gözyaşlarından gözlerine perde inmiş. Belki de hayatın
kendilerine hazırladıklarını görmek istemediklerinden. Bir türkü söylediler, duydunuz mu? Bir kuşu vurdular, gördünüz mü? Böyle neden susuyorsunuz böyle? Yüreğiniz azalıyor, öldünüz mü? Son olarak ve orada öğrendiğim ama hala kendimin deneyemediğim birkaç onlara özgü tatlı tarifi de vereyim. Ürdün'de yaşadıkları hakkında bilgiler veriyor bize yazarımız. Şammalli. Bu şammalliyi benim rahmetli anneciğim çok güzel yapardı. Evet, biz Araplardan kalan bir tatlı. Humus, şamişi, mulihiya, bulgur köftesi, felafel. Bunlar, felafeli pek bilmem de burada Arap dükkanları var. Burada var. Ama diğer saydıklarım şammalli, humus. Humusu öğrendim, yapıyorum. Şammalliyi de yapabiliyorum. Şamişi'yi de öğrendim. Mulihiya en sevdiğim yemek. Bulgur köftesi çok zor ama onu da öğrendim annemden. Yapabiliyorum. Çok lezzetli, çok güzel yemekler. Bu aralar tabii bunları yapmıyorum. Hasır dokumacılığı, ipçilik ve keçeciliğin de bizi Araplardan bu vesilelerle geçtiğini de ekleyerek diyor. Felafel. Felafel tarifi veriyor. Bak şimdi bunu ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Nohut geceden ıslatılır. Sabah makineden geçirilir. Gerekirse iki kez makineden geçirilir. Bu işlemi yaparken maydanozu birlikte kıy. Karışıma biraz kimyon ve karbonat ve tuz koy. Sonra iyice yoğur ve bir saat beklet. Sonra yağda kızartarak pidede servis yap. Nohudu kıyarken içine zevke göre birkaç soğan ve sarımsak da koyabilirsin demiş. Nohudu çok severim aslında. Humus. Humus da çok güzel olur. Makbule isimli pilav. Malzeme. Kemikli parçalı tavuk eti, baharat, çiçek lahanası. Çiçek lahanası dediğimiz karnabahar, patlıcan, soğan ve pirinç ihtiyaca göre. Yapılışı: tavuğu yıka, tencereye koy ve üzerine uzun uzun doğranmış soğanları yerleştir. Bir çorba kaşığı zeytinyağı ilave ederek ılık ateşte kendi suyunu çekene kadar kaynat. Ondan sonra üstünü örtecek kadar yeterli su kaynatarak tenceredeki malzemeyi ilave ederek ılık ateşte pişir. Düdüklüde de olabilir fakat gerekmez. Hatırlatma. Tavuğun üzerine su döküp kaynatma. Tarifteki gibi önce kendi suyunu çeksin. Aslında bu kural her et için geçerlidir. Haşlanırken biraz da karabiber koy. Bu arada gerekli pirinci yıka. Sonra ılık suda tavuk pişinceye dek beklet. Sonra patlıcanları soyarak dilim dilim kes. Tuzlu suya atarak 5-10 dakika beklet. Yağı çekmemesi için. Aslında ben patlıcan pişireceğim zaman bunları dilim dilim yaptığımda bir tepsinin üzerine bir bez koyarsınız. Onun üzerine de patlıcan dilimlerinin üzerine hafif tuz serperek onun o acı suyunu çıkarmasını beklersiniz. Bu yağ çekmesini önler. Sonra lahanaları doğrayarak, karnabaharları doğrayarak bir tencereye koyup üzerine bir çay kaşığı kadar da kimyon koy, gaz yapmaması için. Gül suyu ve kimyon gazı önler diyor. Lahanalar birkaç kez kaynayınca ateşten al ve süzgece koy. Suyunu süzünce de patlıcan ve lahanaları yağda kızart. Tavuğun piştiği tencerenin suyunu dökme. Üzerine patlıcan ve lahanaları, onların üzerine de pirinçleri koyarak baharat ekle. Bir çorba kaşığı maklube baharatı. Bunu ilk defa duyuyorum, maklube baharatı. Neymiş acaba, onu araştırmam lazım. Maklube baharatı koy. İçinde 16 çeşit baharat var. Yemek orta ateşte pişinceye kadar kaynasın. Suyun biraz pirincin üzerinde olması gerek. Suyunu çekene dek kısık ateşte pişir. Pişince kapağı kaldırıp ters çevirerek servis yap. Karnabahar ve patlıcanlı
Tavuk suyunda pilav. İlginç. Dener miyim? Sanmıyorum. Bir tatlı diyor. 10-14 tane bir paket aşağı yukarı diyor. Milföy hamurunu öncelikle fırına koyup kızarmasını sağlayın. Allah Allah. Kızarınca yarısını bir tepsinin altına dizin. Üzerine ceviz, üzüm ve bunun gibi malzemeyi yayıp geri kalan kızarmış milföyleri de onların üzerine dizin. 7 bardak süte 1 bardak şeker katarak ateşte pişirin. Ardından tepsideki malzemelerin üzerine dökerek 3-5 dakika kadar sütün malzemeye tam yayılması için fırınlayın ve sıcak servis yapın. Neyse, bu benim kendi seçimim. Ben denemeyeceğim. Bunu yapana kadar güllaç yaparım. Pişirme de istemez. Sütü bir güzel böyle kısık ateşte iyice böyle ısıtırım. Hafif kaynamaya başlar. Ondan sonra tepsinin içine bir yaprak güllaç koyarım. Kepçeyle sıcak sütten üzerine dökerim, yumuşar. Birkaç sıra sonra ezilmiş badem, ceviz, Antep fıstığı, bahar dediğimiz tarçın karıştırırım. Aynı şekilde devam ederim. Ha, unuttuğum bir şey var. Tabii ki sütün içine şeker koyarım. Çünkü şekersiz olmaz. O yapraklar yumuşar. Çok güzel olur. Ve birkaç damla da gül suyu damlatırım sütün içerisine. Bunu isterseniz suyla da yaparsınız. Şerbet halinde. Ama sütlü çok güzel, çok hafif olur. En üstüne de taze nar koyarım. Bayram geliyor. Buyurun birlikte yapıp yiyelim. Neyse. İyi olmuş ama bu tarifleri yazdığı. En azından birazcık o hüzünü geriye attık ve yeni bir bölüme başladık. Acının yeniden alevlenmesi. Sayfa 485. Birazcık da buradan okuyayım. 40-45 dakika olunca iki ayrı bölümde bunları paylaşacağım. Bir gün Araplara satılan kızlarımızdan birini göreceğim aklımın ucundan dahi geçmezken Ürdün'e gitmek gibi bir olasılığa, aslında bir ödüle kavuştum. Hem de sadece onları değil, uzayıp giden aile zincirlerini, oğullarını, kızlarını ve torunlarını gördüm. Onları dinledim. Evet, anılarını, acılarını, uzun süre direnişlerini, bir zaman var olan ama yaşadıkları sonucunda tamamıyla yitirdikleri düşlerini, düş kırıklıklarını ve sonunda onları saran ağır yaşam koşullarını, teslimiyetlerini dinledim. Onları sevdim ve saygı duydum. Ve onların hep özlemini çektikleri bu toprağın bir yazarı olarak öykülerini insanımızın yüreğine ve tarihin belleğine taşımayı bir görev bildim. Bitirirken bitmeyenler. Ürdün notlarını gazetede yayınladığımda son noktayı koyduğumu sanırken yanılmışım. İlk haber çıktığından bu yana o kadar çok ilgi ve ilete ulaştı ki hala da ardı arkası kesilmiyor. Benim de nenem, teyzem, kardeşim, akrabam var diye daha da önemlisi anlatmak, anlamak, öğrenmek, katkı koymak isteyenler sürekli artıyor. Hepsine saygı duyarak dinliyor, notlar alıyor ve yazıya döküyorum. Bu devam eden bir süreç ve devam edeceğe de benziyor. O yüzden bu kitaba sadece bazı örnekleri alabildim. İleride sadece onların öykülerinin oluşturduğu bir kitap sanırım kendini dayatacak ve yaşam bulacak. Bu öykü belli ki sürecek. Acıyla yoğrulmuş bir özlem ve Hüseyin Kani. Önce bir telefon geldi. Mausa'da yaşayan öğretmen Ayfer Altınok'tan. İki halasının da Araplarla evlendirildiğini ve ondan sonrasını babasından dinlediği kadarıyla aktardı uzun uzun. Sonra da yabancı konsolosluklara da gönderdiği ve bulmaya çalıştığı iki halası ile ilgili etteki dilekçeydi. Babasını çok seviyor ve en azından halalarından birini olsun bulmayı, Behire'yi bulmayı. Çünkü pembe halasının öldüğünü işittiklerini,
ağır bir felç geçirmiş olan babasını, hayata hep kız kardeşlerinin hasreti ve acılarıyla geçmiş babasını bir dem olsun mutlu etmek isteğiyle, acaba bir şey yapabilir miyiz umuduyla telefon ettiğini söyle. Özür diler gibi. Tanık olduklarımızın o acılı burukluğu içinde özür dilemesi gerekenlerin onlar olmadığını düşünerek kalkıp Mausa'ya gidiyoruz Eralp'le. Bizi büyük bir heyecanla karşılayan Ayfer ve annesinin hemen gerisinde baba Hüseyin Kani'yi görüyoruz. Gerçekten de ağır bir felcin tüm tahribatını taşıyor yorgun ve acılı bedeni ve yüreği. Ve o kadar belli ki bu satır satır nakış nakış işlenmiş kendisini kayıp kapıp koyveren bedenine o 1926 doğumlu 83 yaşında ve lefkeli. Kesik kesik anlatmaya çalışıyor öyküsünü. Tepeden tırnağa lime lime olmuş bir beden ve hüzünle. Ayfer de yardım ediyor babasına. Çünkü bu öyküyü defalarca dinlemiş, hatta gereğinden bile fazla dahil olmuş ona. Beş kardeşlermiş Hüseyin Kani Bey. Üç kız, iki oğlan. En önce Araplara evlenen Pembe en büyükleri. Onun küçüğü Behire ki o da Araplara gelin gitmiş. Ablasının kocası onu gelip yeğenini almış. Onun küçüğü Meliha ölmüş ve iki erkek kardeş Hüseyin ve Hasan. Bu öykü yıllarca babasının yüreğinde acımasız rüzgarların kırık dalları gibi sallanıp durmuş ama kimseye de açmadan acısını hep yüreğinde taşımış tonlarca acı bir yük gibi. Ne ki acımasız şartlar ona da bir felç getirince artık tüm ipleri kopan bir uçurtma gibi yavaş yavaş yere süzülürken tüm denetim mekanizmaları da yok olup gitmiş. Ayfer bunu zamanla fark etmiş. Babası gizli gizli ağlıyormuş çaresizce. Acıklı öyküsünü çok iyi bildiği ve çok sevdiği babasına ömrünün son demlerinde belki bir nefeste huzur verebilir umuduyla elinden gelen her şeyi yapmaya karar vererek kolları sıvamış. Hazırladığı İngilizce dilekçeyi İngiliz, Rum ve Amman yetkili makamlarına göndermiş. Her gördüğü Filistinli'ye sorup durmuş. Sonra bir gün bizim gazete haberini görmüş. Aynı yazı olduğu halde tüm gazeteleri satın alarak eve babasına koşmuş. Başta babası bir sevinmişler, bir heyecanlanmışlar ki o kadar olur. Yüzlerce kuş havalanmış yüreklerinin. Belki, keşke, inşallah dilekli. Belki bir haber. Hatta halasının kendisini ama eğer o da ölmüşçe yeğenlerinin bulma umudu. Babayı son yolculuğunda mutlu uğurlama tesellisi. Baba Hüseyin Kani. Biz de aynı umut ve dilekleriyle dinliyoruz Baba Hüseyin Kani ve kızı Ayfer'i. Hüseyin Bey'in babası kunduracıymış ama o 7 yaşındayken babası ölmüş ve 5 kardeş kala kalmışlar hayatın ortasında öylesine. Bütün yük annenin üzerine kalmış. O günlerde İngilizler adanın her yanında yoğun yol yapımıyla uğraşıyorlarmış. Malum at, eşek, deve gibi hayvanlardan sonra arabaların yavaş yavaş devreye girmesiyle ihtiyaç baş göstermiş asfalt yollara. Anne bu yol işlerinde CMC'de çalışarak doyurmaya çalışmış 5 çocuğunu. Ama babanın eksikliği hep hissedilmiş. Çok sıkıntı çekmişler ve onun için vermiş anne kızlarını Araplara. Hem de çok az bir paraya. Cemil dayıları varmış. O girmiş araya ve pazarlığı gerçekleştirmiş. Arap damat adayı ve simsarlarla. Sonuçta ilk ablası gelin gitmiş Filistin'e. Hüseyin'in 7 yaşındaymış ama o acılı ayrılığı çok derinden hissetmiş. Derin bir hasret ve büyüyen bir özlemle. Herhalde tek gelin giden onun ablaları değildi. Yok. Hayır, daha satılanlar da vardı o bölgede. Önce Pembe abla gitti ve bir daha da gelmedi. 5-6 ay sonra iki Arap uşağı geldi. Pembe'nin kocası ve Behire'yi isteyen onun yeğeni Hamis Yunus 1936 yılında Pembe gitti. Sanırım 1915 doğumlu Pembe hala ve Bahire de 4-6-1918 doğumlu. Önceleri çok haberleşmişler. Gidişlerinden 3 sene sonra anne gitmiş kızlarının yanına. Anne 3 kez gitmiş. Pembe abla ilkokul mezunu olduğu için okuma yazması varmış. Bu yüzden eski Türkçe olarak mektuplaşıyorlarmış. Zekiye Hanım varmış. Beyefendinin Zekiye Hanım denen o okur onlara anlatırmış mektupta neler yazdığını. Sonra da annelerin ağzından mektuba cevap yazar. Behire kardeşim Latince bilirdi. O Türkçe yazardı mektuplarını. Annem de ona cevap yazardı. Behire ablam da ansızın geldi bir gün. Oğlu İbrahim Cinan
Cinan 1960 idi. 3-4 ay kaldı, sonra gitti, bir daha da gelmedi. Pembe ablamın oğlu Ahmet de bana yazardı İngilizce. Halimizi hatırımızı sorar, aileden haberler yazardı. 63'te o da geldi Kıbrıs'a. 67'de Yahudiler gene saldırdı. Göç yollarına düştüler. Ürdün'e gittiler mülteci olarak. Kız kardeşlerim Yafa'da yaşıyorlardı. Evlendiklerini.